Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi. Edeple önüne oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat." dedi. Allah Resulü İslam Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır diye cevap verdi. O kişi doğru söyledin dedi. Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu gelen zat bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin diye sordu Allah Resulü bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir buyurdu gelen zat o halde onun belirtilerinden haber ver dedi Allah Resulü kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü bana dönerek "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. O zaman buyurdu ki: "O Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye gelmişti."